Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf ve tafın 37. bölümündeyiz. Dikdörtgen konusuna devam ediyoruz. Burada dikdörtgenin alanını işleyeceğiz. Dikdörtgenin alanı A çarpı B'ye eşit. Yani iki kenarının çarpımı bize dikdörtgenin alanını veriyor. Örnek 1'deyiz. ABCD dikdörtgen AD 6 birim, BD 10 birim. Alan ABCD kaç birimdir? Dikdörtgenin tüm iç açılarının 90 derece olduğunu biliyoruz. Burada bir üçgen var. Hatta özel dik üçgen var. 6, 8, 10 özel üçgeninden AB 8 olur. İki kenarı çarptığımda 6 çarpı 8'den alan ABC'de 48 birim kare olur. İkinci örnekteyiz. ABCD dikdörtgen DC ve E noktaları doğrusal. AE açıortay, CE 4 birim, AF 8 kök 2 birim alan ABC'de kaçtır? Şimdi ABCD dikdörtgen tüm iç açıları 90 derecedir. 90 dereceyi iki eşit parçaya böldüğüne göre bu açı ortay 45'e 45 şeklinde bölmüştür. B açısı da 90 olduğu için 90 45 ve üçüncü açı da otomatikman 45 olur. ABF üçgeni ikizkenar dik üçgen olur. İkizkenar dik üçgende hipotenüs dik kenarların kök 2 katıdır. 8 kök 2, 8'in kök 2 katı olduğu için BF ve AB 8'er birimdirler. Gelelim şu tarafa 4'ü vermişler. Hani 4'ü nasıl kullanacağız? Ters açıdan dolayı burası da 45. Yine C 90'dı. Bütünleri de 90. Yine 3. açımız 45 olmak zorunda. Burada da ikiz kenar dik üçgen olduğu için CE ile CF eşit olmalı. Yani 4 olmalı. Kısa kenarımız 8 birim. Uzun kenarımız 12 birim. Bu ikisini çarptığımızda alan ABC'de 8 çarpı 12'den 96 birim kare olur. Üçüncü örnekteyiz. ABCD dikdörtgen DEC açısı 75 derece ABCE eşit. AB CE'ye eşitmiş. Bu verilen eşitlik kullanılabilir bir halde değil. BC 6 birim olarak verilmiş. Alan ABCD isteniyor. Şimdi dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit olduğu için AB kırmızı çizgili kenarsa DC de kırmızı olacak. Ve burada DCCE'ye eşit olduğu için ikiz kenar üçgen oluşturmuş olacağız. E açısı 75 ise D açısı da 75 derecedir. 75 75 150. Tepe açısı ne olacak? 30 derece olacak. Sonra C'nin tamamı 90'dı. Geriye kaldı 60. B açısı 90 derece. 90 60 ise diğer açımız da 30 derecedir. Şimdi biz burada alanını arıyoruz. Kısa kenar zaten elimizde. Uzun kenarı bulmalıyız. 30-60-90 üçgeninde 90'ın karşısı 30'un karşısının 2 katıydı. 6'nın 2 katını aldığımızda CE'nin 12 olduğunu buluruz ki DC, CE'ye eşit olduğu için DC de 12 olur. Yani uzun kenar 12, kısa kenar 6, 6 çarpı 12'den alan ABC 72 birim karedir. Dördüncü örnekteyiz. Çevresi 42 birim olan ABC'de dikdörtgeni şekildeki gibi Dört eş dikdörtgenden oluşturulmuştur. Buna göre alan ABC'de kaç birim karedir? Buradaki dört tane dikdörtgenin e, dikdörtgenin hepsi eşmiş. Kısa kenarlarına X diyelim. Uzun kenarlarına da Y diyelim. Hatta uzun kenarına Y demeyelim. Çünkü bakın AD kenarı BC kenarına eşittir. Çünkü şekil bir dikdörtgen BC kenarına olur 3X olur. Yani dikdörtgenin uzun kenarını X cinsinden bulmuş olduk 3X oldu. Kısa kenarlar x, uzun kenarlar 3x. Kısa kenarlar x, uzun kenarlar 3x şeklinde oluyor. Çevresi 42 birimmiş. Çevreyi bir hesaplayalım. Şu iki kenarı toplayıp 2 ile çarpabiliriz. Bu kenar 3x, bu kenar 4x. Topladık. 7x, 7x'i 2 ile çarptığımızda 42 oluyorsa 7 kere 2, 14x 42 ise 42'yi 14'e böldüğümde x eşittir 3 olur. Bizden istenen alan ABCD x 3 ise 3x 9'dur. 4x ise 12'dir. Yani 9 çarpı 12'den alan ABCD 108 birim karedir. Beşinci örnekteyiz. Köşegen uzunluklarından biri 2 kök 10 birim ve çevresi 16 birim olan dikdörtgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? İlla şekil çizmemize gerek yok ama daha iyi anlamanız açısından şekli çizelim. Herhangi bir dikdörtgen çiziyoruz. Bize verilen köşegen uzunluğu köşegen uzunluğu zaten köşegenler eşit. 2 kök 10 yani isim versek köşelere A, B, C, D desek A, C köşegenin uzunluğu ile B, aynıdır zaten. Çevresi de 16 birimmiş. Kısa kenara A, uzun kenara B dersek arkadaşlar Çevre 2 tane A, 2 tane B idi. 2 tane A artı B 16 ise A artı B 8'dir. Şimdi kısa kenarla uzun kenarın toplamı 8. Ve burada dik üçgen var. Pisagor teoremi uygularsak çünkü hipotenüsü biliyoruz. Buradan da A kare B kare gelir. A çarpı B'ye ulaşırız. Şöyle ki Pisagor uyguluyorum. A'nın karesi artı B'nin karesine eşit. 2 kök 10'un Karesine. Yani 2'nin karesinden 4 onun karesinden 10 yani 40'a eşit. A kare artı B kareyi biz nasıl elde ederiz arkadaşlar? A artı B'nin karesini açarak. Veya şöyle yapabiliriz. A kare artı B karenin eşiti neydi? A artı B'nin karesi eksi 2 AB'ydi. Eğer formülü biliyorsak direkt yapıştırın. Eğer bilmiyorsak şuranın karesini aldığınızda zaten gelecek. Şimdi ben A artı B'yi 8 olarak biliyorum ve A çarpı B'yi arıyorum alanı isteniyor alanda iki kenarın çarpımıydı. A çarpı B'yi buldum mu cevabı bulmuş oluyorum. A artı B yerine 8 yazdım. 8'in karesi eksi 2 AB eşittir 40. 40'ı bu tarafa alalım. 2 AB'yi diğer tarafa alalım. 8'in karesi 64 eksi 40'tan 24 yapar. Her tarafı 2'ye böldüğümde A çarpı B eşittir 12 olur. Yani alan 12 birim karedir. Altıncı örnekteyiz. Bir usta kenar uzunlukları 8 metre ve 12 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir duvarı kenar uzunlukları 40 santim mi 30 santim olan fayanslarla kaplayacaktır. Bunlar santim bunlar metre dikkat edin. Fakat usta kaplayacağı fayansların kısa kenar uzunluklarını yanlış anlayarak yani 30'da bir yanlışlık yapmış farklı bir fayans kullanmış ve kullanması gerekenden 160 adet fazla fayans kullanmıştır. Ustanın kullandığı fayansın kısa kenar uzunluğu kaç santimdir? Şimdi zaten yanlış anlamasaydı kısa kenarı kaç tane fayans kullanacağını biz hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplayacağız? Duvarın alanını şuradan başlayalım. Duvarın alanını, yüzey alanını neye bölmeliyiz? Bir tane fayansın alanına, yüzey alanına bölmeliyiz. Duvarın alanı 8 çarpı 12 ama bunları Santimetreye çevirelim. 800 metreye 1200 metre. Dikdörtgen şeklinde olduğu için kenarları çarptım. Fayans da yine dikdörtgen şeklinde olduğu için kenarlarını çarpıyorum. Bu kullanması gereken fayans sayısını verecek. Şöyle yapalım. 4 çarpı 3 12, 12'yi götürelim. 2 tane 0'ı da 1200'den götürelim. Sonuç 800. Yani kullanması gereken 800 taneymiş. Peki usta ne kadar kullanmış? 160 adet fazla. Yani 800 artı 160'tan 960 tane kullanmış kullandığı. Ve bunu nasıl kullanıyor? Kısa kenarı yanlış alarak. Kısa kenarı ustanın kullandığı fayansın kısa kenarı soruluyor ya ona x diyelim. Ve ustamızın şu an kullandığı fayansın alanı 40 x x. Yüzeyimiz aynı zaten 800 çarpı 1200 ve kullandığı toplam fayans sayısı yeni uzunlukla 960 eşit. Denklemimiz bu. 40 ile 80'i sadeleştirdik. 2 burada 20 kaldı. Şöyle yapabiliriz. 12 ile veya şu sıfırları bir götürelim. 12 ile 96'yı sadeleştirdiğimizde 8 katıdır. Son olarak hani çok fazla sadeleştirme yapmayalım. Karmaşık olmasın. Şu kaldı. E, i̇şler dışlar yaptığımda 8x 200. 200'ü 8'e böldüğümde x eşittir 25 olur. Cevabımız Edirne. 7. örnekteyiz. ABCD dikdörtgen DF 3 birim, FC 5 birim, DE 1 birim, EC de 3 birim. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Zaten dikkat ederseniz büyük şeklin ABCD dikdörtgeninin uzun kenarını ve kısa kenarını biliyoruz. O de görelim. Yani biz büyük şeklin alanını, dikdörtgenin alanını hesaplayabiliriz. Ve ayrıca iç açılar hep 90 derece olduğu için bakın A, B, e dik üçgen ve kenarlarını biliyorum. D, C, 8 ise A, B 8 birimdir. Ve ben ABE B, E üçgenin alanını bulabilirim. Hemen bulalım. 8 çarpı 1, 8, 2'ye böldük. 4 birim kare. Yine D açısı 90 derece. F, D, A üçgenin alanını bulabilirim. Çünkü BC 4 ise D, da 4. 4 kere 3, 12, 2'ye böl. Alanı 6. Şimdi 6 buradan 4 buradan 10 birim kareyi çıkardığım zaman taralı bölgeyi bulacağım. Dikdörtgenin alanından. Dikdörtgenin alanı kısa kenar 4, uzun kenar 8. 4 çarpı 8'den 32. 32 eksi 10'dan taralı bölge 22 birim karedir. 8. örnekteyiz. ABC dedik dörtgen, EAB üçgen. FB iki tane EF'ymiş. EF ya EF A dersen FB 2A olur. A'ya 2A dedik. AB 10, BC 6 birim. AFE üçgeninin alanı kaç birim karedir? Yani taralı bölge isteniyor bizden. Şimdi tabanlar oranı alanları oranıdır eğer yükseklikler eşitse iki üçgende. AEF üçgeninin EF tabanına ait yükseklikle AFB üçgeninin FB tabanına ait yükseklikler A'dan ineceğimiz için ikisinde de eşittir. O yüzden tabanları 1'e 2 ise tabanları oranı alanları oranı da 1'e 2'dir. Yani A'ya 2A ismini verdim. Şimdi bundan sonra farklı şekillerde çözebiliriz. Mesela paralel kenarda bir özellik vardı hatırlarsanız. Sonuçta bu da paralel kenarın tüm özelliklerini taşıyor dikdörtgen tabanı dikdörtgenin tabanı yine aynı. Ve diğer köşesi karşı kenarın üzerinde. Bu ne demek oluyor? Yükseklik aynı demek oluyor. İşte bu bölgenin alanı 3A dikdörtgenin alanının yarısına eşittir arkadaşlar. Bu E'yi DC üzerinde istediğiniz yere taşıyın. Alan hep dikdörtgenin alanının yarısıdır. Yani 10 çarpı 6 bölü 2'den 60 bölü 2'den 30'dur. 3A 30 ise A eşittir 10'dur. Veya şöyle yapabilirsiniz. Direkt yüksekliği inin. Yani 10 tabanına ait ABE üçgende 10 tabana ait yüksekliği indiğimizde 6 olduğunu çok rahat görebiliriz. Çünkü burada tekrar bir dikdörtgen oluşuyor. E taban 10 yükseklik aldı çarp 62'ye böl 30. 3A 30 ise yine gerisi aynı A eşittir 10 olur. 9. örnekteyiz. ABCD dikdörtgen, AEBD'dik. AE 6 birim, DE 4 birimmiş. Alan CEB kaçtır? Tarlı bölge isteniyor. Şimdi burada unuttuğumuz, gözümüzden kaçan bir şey var arkadaşlar. Dikdörtgenin tüm iç açıları 90 derece. Bunu gözden kaçırıyoruz. Bunu açığa çıkardık. Şimdi ne işimize yarayacak? Bakın DAB üçgeninde dik açıdan dikme inilmiş. Yani dikten dik inildiği için Öklit oluşur. Şu EB'ye x dersem yüksekliğin karesi 4 çarpı x'ten yani 6'nın karesi eşittir 4 çarpı x. 36 4x ise x 9'dur. Şimdi ben taralı üçgenin EB tabanını buldum. Bu tabana ait yükseklik indiğimde yüksekliği de bulursam alanını hesaplarım. Ki bu yüksekliği de çok rahat buluruz. Çünkü Köşegene inilen karşılıklı köşelerden köşegene inilen dikmeler eşitti. Yani AE 6 ise bu yükseklikte ne olacak? Kesinlikle 6 olacak. Tabanımız 9. Yüksekliğimiz 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevap 27 olur. 10. örnekteyiz. ABCD dikdörtgen EFCF'ye dik. EFCF'ye eşit aynı zamanda d e, 3 birim, A, F, 8 birim, hepsi şekilde verilmiş. Alan de isteniyor. Bakın burada AB'de doğrusal bir açı var, yani 180 derecemiz var ve içinden 90 derece alınmış. Bir tarafına nokta, bir tarafına çizgi dersem, nokta ile çizginin toplamı 90 olur. P açısı zaten 90, çizgiyi 90'a tamamlayan açı nokta. Diğer tarafta da A açısı 90, noktayı 90'a tamamlayan açıda çizgi. Şimdi. E, A, F üçgeni ile F, B, C üçgenleri benzer. Çünkü açıları eşit. Hatta eşit üçgenler çünkü hipotenüsleri eşit. Yani aynı açının karşısında kenarları eşit olduğu için üçgenler eş oluyor arkadaşlar. O halde çizginin karşısında 8 var. Diğer üçgende de çizginin karşısında 8 olmalı. Şimdi BC kenarı 8 ise dikdörtgene geri dönüyoruz. AD de 8'dir. Yani AE 5 birimdir. Şimdi bu tarafta Noktanın karşısı 5 ise üçgende benzerliğe geri döndük eşliğe. Noktanın karşısı da 5'tir. Yani kısa kenarımız 8 birim, uzun kenarımız 13 birimdir. O zaman alan ABC'de 8 çarpı 13'ten kaç yapıyor? 3 kere 8, 24, 8, 104 birim kare yapıyor. Cevap Adana. 11. örnekteyiz. ABC'de dikdörtgen. DE, e, yedik. B elemandır CF. Yani doğrusal deniyor. DE 8 birim, AF 10 birim. Alan ABC'de kaç birim? Hiçbir kenarını bilmiyoruz arkadaşlar. Yine bir önceki soruya çok benziyor. Bakın EF doğrusal burada 180 derecelik bir açı var. İçinden 90 derece alınmış. Bir tarafına nokta, bir tarafına çizgi diyelim. Nokta ile çizginin toplamı 90 olur. O zaman şurası çizgi, burası da nokta olur. Çünkü B açısı da 90. O halde bu iki üçgen benzerdir. Benzerliği uygulamadan önce dikdörtgenin kısa kenarına x uzun kenarına y yani birine x birine y diyelim. Şimdi benzerliği uyguluyorum. DEA üçgeninde 90'ın karşısında x var. Diğer üçgende 90'ın karşısında 10 var. Yine DAE e üçgeninde noktanın karşısında 8 var. Diğer üçgende noktanın karşısında y var. Bakın burada işler dışlar yaptığımızda x çarpı y eşittir 80 gelir ki Zaten x çarpı y dikdörtgenin alanıdır. Yani alan 80. Biz benzerliği uyguladığımızda aslında alana ulaşıyoruz. 12. örnekteyiz. ABC dikdörtgen, EDF dik üçgen. C elemandır EB. Doğrusal. DE diktir EF'ye. CFCB'ye eşit EC 8. Yani burayı okuduk. Şekilde verilmeyen bir şey yok. Alan ABC'de isteniyor. Yine kısa kenara x, uzun kenara y diyelim. Şimdi BCX ise CF de Ve bakın burada dikten bir şey inilmiş. Bu dik midir? Kesinlikle diktir. Çünkü ABCD dikdörtgen. Bütünleri de 90 oluyor. Yani dikten dik inildiği için öklit bağıntısı oluşuyor. 8'in karesi eşittir x çarpı y'dir zaten. x çarpı y 64 geldi. Dikdörtgenin alanı da zaten x çarpı y'dir. Yani cevap 64'tür. Biz Öklit'i uyguladığımızda x çarpı y'ye dolaylı olarak ulaşmış olup alanı bulmuş oluyoruz. 13. örnekteyiz. ABCD dikdörtgen AE kesişim BDF AD 10 birim DE 8 birim EC 4 birim hepsi şekilde verilmiş. Alan FAB taralı bölge isteniyor. Şimdi DC'nin tamamı 12. AB'de kesinlikle 12'dir. Burada bir kelebek var arkadaşlar. Kelebekteki benzerlik oranı 8 bölü 12'den 4 e bölü 2, 4'e bölü 3, 2 bölü 3'tür. O zaman aynı kenar üzerinde ben DF'ye 2A dersem FB 3A olur. Ve dolayısıyla DFA üçgeninin alanına ben eğer 2A dersem AFB üçgeninin alanına 3A demem lazım. Çünkü tabanlar oranı alanlar oranıdır. Ve ben burada bu 5A'lık alanı çok rahat bulabilirim. Çünkü bu üçgen dik üçgen. 10 çarpı 12 bölü 2 5A'ya eşit. Şöyle sadeleştirelim. 5, 5'leri de götürelim. A eşittir 12. Ben taralı bölgeyi yani 3A'yı arıyorum. 3 de genişletirim. 3A eşittir 36 olur. 14. örnekteyiz. ABCD dikdörtgen, EC 2 birim, AF 6 birim. Alan AFD 2 tane, alan FBCE'ymiş. Yani FBCE'ye A dersem sol taraf 2A oluyor. Bu burada da kullanacağımız özellik aslında yamuğun özelliğidir. Bu şekil aslında bir yamuktur çünkü karşılıklı kenarların paralel olması yetiyor yamuk olması için. Hem burada bir yamuk hem de burada bir yamuk var. Bu yamukların alanları oranı neye eşitti arkadaşlar? Hatırlarsak tabanlarının toplamına eşitti. Yani iki A'lık yamuğun tabanları toplamı x artı 6. A'lık yamuğun tabanları toplamı şuraya bir şey demem lazım şimdi. Ve x türünden demem lazım. Hani sonuçta d c x artı 2 ise a b de x artı 2'dir. Peki buraya ne kalır? x artı 2'den 6'yı çıkarırsam x eksi 4 kalır. Yani ağlık yamuğun üst tabanı 2, alt tabanı x eksi 4. Yamukların tabanları oranı, tabanları toplamı oranı alanları oranına eşittir. 2a bölü a'dır. İşler dışlar yapıyorum. Burada x eksi 2 kalıyor. 2 ile genişlettiğimde 2x eksi 4 oluyor. Eşittir x artı 6 x'i 2x'in yanına attım. x'i x 4'ü diğer tarafa attım. x eşittir. 10 geliyor arkadaşlar. 15. örnekteyiz. abc'deydik. törken dnc'ye eşit. dkke'ye eşit. al'e 2 birim. Şekilde verilmiş. lb 6 birim. cm 1 birim. mb 3 birim. alan k l m n kaç birim karedir. Şimdi ben esasında... ABCD dikdörtgeninin alanını bulabilirim. Çünkü kenarları biliyorum. Bakın AB 8 birim. BC 4 birim. O zaman alan ABCD nedir? 8 çarpı 4'ten 32 birim karedir. Bu cepte dursun. Şimdi dikdörtgenin alanından taralı bölgenin dışında kalan dik üçgenlerin alanlarını çıkardığımda taralı bölgeyi bulmuş olacağım. Şimdi bir kere AB'nin tamamı 8 ise 2 eşit parçaya böldüğümüzde 4'e 4. E 4. BC'nin tamamı 4 ise 2 eşit parçaya böldüğümüzde 2'ye 2. Şimdi üçgenlerin alanlarını bulalım. 6 kere 3, 18, 2'ye böldüm 9. 4 kere 1, 4, 2'ye böldüm 2. 4 kere 2, 8, 2'ye böldüm 4. 2 kere 2, 4, 2'ye böldüm 2. Çıkarmam gereken alanlar toplamı 4, 6, 8, 9 daha 17. 32'den 17'yi çıkardığımda taralı bölgeyi bulmuş olacağım. Yani cevap 15 olacak. 16. örnekteyiz. Biraz şöyle kaydıralım. AB 10 birim, BC 8 birim olmak üzere ABCD dikdörtgeni biçimindeki dikdörtgenmiş. Arkadaşlar bir kağıt EB üzerinden katlandığında EB yani şurada bir E noktası alınmış. Katlandığında A noktası DC üzerindeki A üssü noktasına gelmektedir. Buna göre alan A üssü EB, A üssü EB yani taralı pembe alan isteniyor. Şöyle yapalım. Katlanan yeri bir geri açalım. Yani A'yı tutup geri açtığınızı düşünün. Yani geri dikdörtgene tamamlıyoruz şekli. Katlama sorularında bir simetriklik eş üçgenler vardır. Yani beyazla pembe üçgenler birbirine eşittir. Açı ortaylık vardır. Ee, yani nereler eşittir? Orada belirtelim. Bir kere şura 8'miş. Şurada 10'muş. Onları da aktaralım. Bir kere arkadaşlar ee, AB 10, DC de 10. Bunda sıkıntı yok. Fakat ben A'yı tutup EB boyunca katladığımda A üstüne geliyorsa A üstü B ile AB de eşit olmalı. Yani A üstü B kesinlikle 10'dur. Benzer şekilde EA ile EA üstü de eşittir. Çünkü üçgenlerin eşit olduğunu söylemiştik. Ve burada dik üçgenimiz var. Hipotenüs 8, dik kenar 6. O zaman diğer dik kenar dik kenarımız 8, diğer dik kenarımız 6'dır. 6, 8, 10 üçgeninde. AB'nin tamamı 10, DC'nin tamamı da 10. O zaman DA üstüne ne kalır? 4 kalır. Bu arada A 90 derece olduğu için A üstü de 90 derecedir. Hani eşit üçgenler olduğu için. Eğer ben e, A üstünü bulursam üçgenin alanını hesaplayabilirim. İstenen yere ulaşırım. Buna ulaşmak için de şu eşit kenarımızı yani X diyelim şuraya. Burası da X. E, tamamı A tamamı BC'ye eşit. Yani 8'e eşit. Tamamı 8. X gitti. 8 eksi X kaldı. Şimdi burada bir dik üçgen var. Dik kenarlar 4'e 8 eksi X. Hipotenüs x. Özel üçgenleri düşünelim. 4'ün bulunduğu 3, 4, 5 üçgenini düşünelim. Mesela 3 olması için x'in 5 olması lazım. 5 olduğunda sağlanıyor mu? Evet. 3, 4, 5 üçgen oluyor. O zaman x kesinlikle 5'tir. O halde üçgenin alanı dik kenarları çarpıyorum. 5 çarpı 10, 2'ye bölüyorum. 50 bölü 2'den 25 birim karedir. 17. örneğe geldik. Yine bir katlama sorusu. ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıdın DC kenarı üzerindeki bir K noktası ve AB kenarı üzerindeki L noktası işaretlendikten sonra bu kağıt KL doğrusu boyunca katlandığında C'den tutuluyor, katlanılıyor. Eee AL ve KC şekildeki gibi dik kesişiyor. AL ve KC dik. Katlama işleminden sonra elde edilen şeklin alanı katlama işleminden önceki alandan 32 birim kare az olduğuna göre A diye kaç birimdir? Neden azalıyor arkadaşlar? Buradaki alan önceki halindekinde yani dikdörtgenin alanda neden az oluyor? Çünkü burada üst üste gelen yerler var. Bakın burayı geri açtığınızı düşünün. DK'yı uzatalım. AL'yi uzatalım şöyle. Geri alsam bozulur mu? Bozuldu bile. Şöyle tekrar çizeyim. Biraz acele çizdim, yamuk oldu. Yavaş yavaş çizelim şöyle. Bunları da birleştirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, biz burayı geri açtığımız zaman, şu L'den de yukarı dikme çizelim. Bakın, şu beyaz dikdörtgen buraya gelmiş. Bunda sıkıntı yok. Ama şuradaki beyaz üçgen dik üçgen kaybolmuş. Yani buranın alanı şuradaki dik üçgenin üstüne kaplandığı için alan eksilme buradan kaynaklı. Yani eksilen alan şu beyaz üçgen. Yani bu beyaz üçgenin alanı 32. E beyaz üçgenin de mavi üçgenin alanı aynı. Yani burada kesinlikle 32'dir. Bunu söyleyebiliriz. Yani üst üste gelen katlama sorularında alan eksilme oluyorsa üst üste gelen kenarlardan, üst üste gelen kısımlardan kaynaklıdır. Kenar, kenar demeyelim. Üst üste gelen yüzeylerden kaynaklıdır. Şimdi bu dik üçgenin alanı kesinlikle 32. Başka elimizde herhangi bir şey var mı? Herhangi bir kenar uzunluğu falan hiçbir şey yok. Nereye isteniyor? AD isteniyor. AD'ye x diyerek başlayalım. Şimdi AD x ise burası da x'tir. Ve yine şurası da x'tir. Karşılıklı kenarlar sonuçta eşit. Hani BC. Başka ne var arkadaşlar? Yine burası da şurası da x'tir. Hatta Şöyle düşünün. Biz BC'yi, C'yi tuttuk buraya getirmedik mi? BC buraya taşındı. Yani BC x diyerek aslında burayı da x kabul etmiş olduk. Burada bir dikdörtgen oluştuğu için burası da x. Yani alanını bildiğimiz üçgen ikiz kenar dik üçgen çıktı. Dik kenarlarını çarpıp 2'ye böldüğümde 32'ye eşit olmalı. Yani x kare eşittir 64 olmalı. x eşittir 8 olmalı. Cevap Ceyhan. Evet geldik 18. soruya. Uzunlukları santimetre cinsinden üzerine yazılan ikiz kenar yamuk şeklindeki tahtalardan ikişer adet vardır. Bu tahtalar birbirine yapıştırılarak dikdörtgen şeklinde bir resim çerçevesi oluşturuluyor. Buna göre resmin yerleştirileceği alan kaç santimetre karedir? Şimdi biz küçük yamuğun tüm kenar uzunluklarını biliyoruz ama büyüğünkünü bilmiyoruz. Küçükten hareket edelim. Uzun kenarımız, yani uzun büyük tabanımız 32, küçük tabanımız 20. Yan kenarlarda 10'a 10. Şimdi ben buradan bir dikme insem. Yine buradan bir dikme insem. İsterseniz şurada da gösterelim. İkiz kenar yamukta dikme indiğimizde ne oluyordu? Pek belli olmadı siyah yapsak. Burası da 20'dir. 32'den 20 çık. 12 2 eşit parçaya böl. 6'ya 6'dır. İkiz kenar yamuk olduğu için eşit bölünür. O zaman 6 10 dikme indiğim için 6 8 10 özel üçgeni oluşur. Şimdi bunu bu tarafa aktaralım. Yüksekliğimiz 8 geldi. Bura 20 birim. Şurada 6 birim. Burada 6 birim. Şöyle biraz daha temiz olsun. 20 şura 20. 32 idi bakın. 20 12 daha 32 oldu Şimdi ben Resmin yerleştireceği yerin Kısa kenarını dikdörtgen sonuçta biliyorum uzun kenarını e, Bulmalıyım e, Burayı Bilmiyoruz çünkü burası Büyük yamuğun üst tabanı Şimdi buna ulaşmak için arkadaşlar yine dikmeler indirelim Hani şöyle indirdiğiniz burada önce anlatayım İndirdiğinizi düşünün Sağda ve solda oluşan parçalar eşit olacak Bakın buradan dikmeyi indirdim. Yine buradan dikmeyi indirdim. Bu parçalar birbirine eşit olacak. Ve hatta hem diğer yamukta dikme indiğim için hem burada dikme indiğim için burada bir dikdörtgen oluşmuş oluyor. Karşılıklı kenarlar eşit oluyor. Yani 6 ise burada 6. 8 ise burada 8. Şimdi bura 8 ise. Hani şu bir parçayı 8 bulduk. Diğer taraf da 8'dir. 60'dan 8, 8, 16'yı çıkar. Buraya ne kalıyor? Şuraya. 60'tan 16'yı çıkarırsak 44 kalır. Yani yamuğun üst tabanı 44 birim geldi. Yani resim çerçevesinin resmin yerleştirdiği yerin uzun kenarı dikdörtgenin uzun kenarı 44 geldi. Bakın 8 8 şurada 44 topladığınızda 60 yapar. O halde 44 çarpı 20'den resmin yerleştirileceği alan 880 santimetre kare olur. Evet, geldik ödev testlerine. Birim noktalı kağıtta verilen şeklin al alanı kaç birim karedir? Şimdi şeklimiz düzgün bir şekil değil. Bu şekli düzgün şekillere bölerek alanını hesaplayabiliriz. Mesela buradan indirdiğimizde tam düzgün olmadı. Yine şuradan indirdiğimizde bir biz şekli 3 tane dikdörtgene bölmüş oluyoruz. Kenarları 2 birim, 3 birim. 3 birime 1, 2, 3, 4, 5 birim. Şöyle yazalım. Diğerinde kenarları 2 birime 1, 2, 3, 4 birim. Her birinin alanlarını hesaplayalım. 3 çarpı 2'den 6, 5 çarpı 3'den 15, 4 çarpı 2'den 8. Hepsini topladığımızda 6, 8 daha 14, 14 artı 15'ten cevap 29 olur. İkinci sorudayız. ABCD dikdörtgen AEB e, eşit AD4 e, birim CE5 birim alan ABCD kaç birim karedir? Dikdörtgen olduğu verilmiş zaten karşı kenarlar eşittir. AD4 ise BCD 4'tür ve dikdörtgen olduğu için B açısı 90 derecedir. Burada bir dik üçgen oluştu. Özel dik üçgenlerden 3 4 5 özel üçgeninden EB3 olur. EB3 ise AED3'tür. Dikdörtgenin kısa kenarı 4, uzun kenarı 6 birim. 4 çarpı 6'dan alan 24 birim karedir. Üçüncü sorudayız. ABCD dikdörtgen. AEDE e yedik. AB 6 birim, AE 4 birim, DE de 3 birim hepsi şekilde verilmiş. Taralı bölgenin alanı isteniyor. Taralı bölge dikdörtgenin alanından beyaz üçgenin alanını çıkardığımızda Taralı bölgenin alanını bulabiliriz. 3, 4, 5 özel üçgeninden AD 5 olur. Dikdörtgenin alanı alan ABCD 5 çarpı 6'dan 30 birim karedir. Üçgenin alanı ise dik kenarları çarpıyorum. 4 kere 3, 12, 2'ye bölüyorum. 6 birim karedir. O halde 30'dan 6'yı çıkardığımda taralı bölge 24 birim kare olur. Dördüncü sorudayız. A, B, C, D. dikdörtgen. de 4 birim E, C, 2 birim cf 3 birim F, B, 1 bir birim. E, yukarıda verilere göre alan A, e, F kaç birim karedir? Yine burada arkadaşlar dikdörtgenin alanından şeklin dışında kalan üçgenlerin alanlarını çıkarırsak boyalı bölgenin alanını bulabiliriz. DC'nin tamamı Bakın DC 6 birim, AB de 6 birimdir. Yine BC 4 birim, AD de 4 birimdir. Üçgenlerin alanlarını hesaplayalım. 6 çarpı 1'den 6 2'ye böldüm 3. 3 kere 2 6 2'ye böldüm 3. 4 kere 4 16 2'ye böldüm 8. Dikdörtgenin alanı 4 çarpı 6'dan 24. 24'ten bu 3 bölgenin alanları toplamını çıkaracağım. Yani 8 artı 3 artı 3'ü çıkaracağım. Yani 24'ten 8 artı 6'dan 14'ü çıkaracağım. Cevap 10 olacak. Beşinci örnekteyiz, sorudayız. Kenar uzunlukları 60 metre ve 40 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arazinin kenar orta noktaları birleştirilerek ortada oluşan alana bir okul yapılacaktır. Okulun yapılacağı alan kaç metre karedir? Şimdi şekli çizmemize bile gerek yok. Çünkü Kenar orta noktalarını birleştirdiğimizde bakın bu özellik nereden gelir? Dörtgende gelir. Dörtgende siz kenar orta noktalarını birleştirdiğinizde ortada oluşan dörtgenin alanı büyük dörtgenin alanının yarısına eşit oluyordu. O zaman okulun yapılacağı alan dikdörtgen biçimindeki arazinin alanının yarısına eşit olacak. Yani 60 ile 40'a çarpıp 2'ye bölmem yeterli. Sadeleştirelim. 2, 6 çarpı 2'den 12, 2 tane de 0 var. 1200 metrekare olur. Altıncı sorudayız. Ahmet elindeki 72 santim uzunluğundaki bir telin bir kısmı ile ABCD dikdörtgenini oluşturduktan sonra kalan kısmın, kısmın tamamını kullanarak bu dikdörtgeni 5 eş dikdörtgene bölmüştür. Alan ABCD kaç santimetre karedir? Bunlar 5 eş dikdörtgenmiş. Kısa kenarına x, uzun kenarına y diyelim. Şimdi 72'yi nasıl kullanacağız? Buradaki tüm uzunluklar parçaların toplamı 72 olacak. O zaman tüm uzunlukları yazsak, burada uzun kenar. Yani kaç tane uzun kenar var? Aslında onu sayarak da yapabilirdik. Neyse yazdık zaten. Kısa kenar, kısa kenar, kısa kenar. Yine buralarda kısa kenar. Kaç tane x var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x. Kaç tane y var? 1, 2. 3, 4, 5, 6. Bu neye eşit? 72. Ama biz bu soruyu bu haliyle çözemeyiz. Çünkü iki bilinmeyen var. Tek bir denklem var. Ne yapacağız? Şuraya dikkat ederseniz. DC kenarı her neyse AB kenarı da aynı uzunluğa sahip olmalı. Çünkü ABC'de dikdörtgen. Yani 3 tane X 2 tane Y'ye karşılık geliyor. Burada eğer ben X'e 2K dersem y 3k eşit olur. Şimdi x'in ve y'nin k türünden eşitlerini gelip bu denklemde yerine yazdığımda denklem bir bilinmeyene indirgenir. 9 çarpı x 9 çarpı 2k yapar. 6 çarpı y 6 çarpı 3k yapar. 18k 18 kda 36k 72 k buradan 6 yapar. E, 2 yapar pardon. k 2 ise biz alan abcd'yi arıyoruz. k 2 ise x 2k'yı 2 çarpı 2'den 4'e karşılık gelir. y de 3 çarpı 2'den 6'ya karşılık gelir. Dikdörtgenin bir kenarı x artı y. x 4 y 6 yani bir kenar 10. 2y diğer kenarda. y 6 idi. 6 artı 6'dan 12'de diğer kenar. Dik kenarları yani iki kenarı çarpıyorum. 12 çarpı 10'dan alan ABC'de 120 oluyor. Evet geldik ödev testi 2'ye. ABCD dikdörtgen EFB açısı 45 derece EF8 kök 2 birim AF3 birim EC4 birim alan ABCD isteniyor. Şimdi biz özel açı verilmiş bize bunu kullanalım. E'den dikme inersek burada bir ikizkenar dik üçgen oluştururuz. Çünkü 90 45 ise diğer açımızda 45 olur. Hipotenüs ikiz kenar ve iki üçgende hipotenüs dik kenarların kök 2 katıdır. 8 kök 2'yi kök 2'ye böldüğümde 8'e 8 olur. Bu bana kısa kenarı verir. dikdörtgenin bir kenarını verir. Diğer kenar ise burada tekrar bir dikdörtgen oluştuğu için burada 4 birimdir. AB'nin tamamı 8, 4 daha 12, 3 daha 15'tir. 8 ile 15'i çarptığımda 120 alan ABCD'dir. İkinci sorudayız. Bir ABCD dikdörtgensel bölgesinin çevresi 32 birim, alanı 30 birim kare olduğuna göre köşegenlerinden birinin uzunluğu kaç birimdir? Şimdi biz şekli çizmeden de yaparız aslında, ama daha iyi anlamanız adına şekli çizelim. Herhangi bir dikdörtgen çizdik. Köşegenini de çizelim. Köşegen isteniyor. Kısa kenara A diyelim. Uzun kenara B diyelim. Verilenleri kullanalım. Çevresi 32 birimmiş. Çevreyi nasıl buluyorduk? 2 çarpı A artı B yine. 2 çarpı A artı B 32 ise A artı B 16 birimdir. Alanı 30 birim kareymiş. Alanı da A çarpı B ile buluyorduk. A çarpı B de 30. Şimdi biz neyi bulacağız? Köşegen uzunluğu. Köşegen uzunluğu Burada ne olsun x olsun nasıl bulunur? Pisagor bağıntısı uygularsak x kare eşittir a kare artı b kare ile bulunur Pisagor bağıntısıyla. A kare artı b kareyi bulduğumda x'in karesini köşegenin karesini bulmuş oluyorum. Karekökü alarak köşegen uzunluğuna ulaşırım. Elimde a ile b'nin toplamı ve çarpımı var. Kareler toplamı nasıl elde edelim? A artı b'nin karesini alırsak arkadaşlar. A artı b'nin karesi neye eşittir? a kare artı 2 ab artı b kare eşittir. a artı b 16. 16'nın karesi eşittir. a kare artı b kareyi yan yana yazayım. 2 çarpı ab yani 2 çarpı 30 yapar. 60 yapar. 16'nın karesi 256'dır. 256'dan 60'ı çıkarıyorum. a kare artı b kareyi buluyorum. a kare artı b kare neye eşit geldi? 256'dan 60'ı çıkarırsak 100 96 yapar. A kare artı B kare 196 ise 196 köşegenin karesi. E 196 14'ün karesi olduğu için her tarafı kare aldığımda köşegen uzunluğu 14 birim olur. Üçüncü sorudayız. ABCD dikdörtgen ABEG'ye paralel AE ED'ye eşit EF 3 birim FG 5 birim olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin alanının DAH üçgeninin alanına oranı kaç birim karedir? E, oranı kaçtır? Şimdi EF 3 birim arkadaşlar. E noktası DA'nın orta noktası ve paralellikten dolayı A 90 ise burada 90. Paralellikten dolayı burada bir orta taban oluşmuştur. Çünkü orta noktayı paralel olacak şekilde çizerseniz F de orta nokta olur ve EF orta taban olur. EF 3 birim ise AH 2 katıdır 6 birimdir. Şimdi e, dikdörtgenin aslında bir kenarını biliyoruz. 5 artı 3'ten DC 8'dir. Yani AB de 8'dir. Biz e, üçgenin alanını ve dikdörtgenin alanını bulmamız için DA kenarına ulaşmalıyız veya BC'ye ulaşmalıyız. Veya oran istendiği için ulaşmamıza gerek yok. Şuralara h, h diyelim. Şimdi öncelikle üçgenin alanını bulalım. Üçgenin alanı yani alan d, a, nedir? Taban 6. Yükseklik 2h bölü 2'den 6h'tır. Şimdi de dikdörtgenin alanını bulalım. Alan a, b, c, d eşittir? Bir kenarımız 8, diğer kenarımız 2h. Yani çarptığımızda 16h. Dikdörtgenin alanının üçgenin alanına oranı dediği için dikdörtgeni üçgene böleceğiz. Yani 16 haşı 6 haşa böleceğiz. Haşlar gidecek. 2'ye böldüğümde 8 2'ye böldüğümde 3. Cevap 8 bölü 3 olacak. Dördüncü sorudayız. ABCD dikdörtgen. EFBD yedik. DEC'ye eşit. DF 9 birim. FB 11 birim. Alan d kaç birim karedir? Bakın E noktası orta nokta ben C'den de bu EF'ye paralel çizersem bu şekilde çizdik. Paralel çizdiğim için 90 derece oldu. EF bu indiğimiz yere de bir harf verelim. G diyelim. CG'nin orta tabanıdır EF. Yani EF her neyse CG iki katıdır. Ve yine df fg'ye eşittir. Yani fg 9 birimdir. 11'den 9'a çık geriye kaldı 2 birim. gb de 2'dir. Şimdi biz c açısının 90 derece olduğunu biliyoruz. Çünkü dikdörtgen. Dikten dikin için öklit oluşacak. Yüksekliği h dersek h kare eşittir. 2 çarpı 18. Yani 36. h kare 36 ise h 6'dır. Peki h'ı bulduk. Dikdörtgenin alanı nasıl bulacağız? Burada hani kısa kenarı Pisagor bağıntısıyla bulabiliriz. Uzun kenarı 6-18'den Pisagor bağıntısı bulabiliriz. Ama işlemler uzayacak. Çünkü özel üçgenler gelmedi. Şöyle yapalım. Köşegeni çizdiğimizde biz dikdörtgeni iki eşit üçgene bölmüş olmuyor muyuz? Bu taradığım üçgenin alanını bulalım. Aynısı zaten alttaki üçgende. Yani taradığım üçgenin alanını 2 ile çarptığımda dikdörtgeni bulmuş olurum. Taban 9, 9, 18, 2 daha 20. Yükseklik 6. Bölü 2. Üçgenin alanı. Bunu 2 ile şartında dikdörtgeni buluyorum. 2 2'ler sadeleşir. 60 çarpı 20'den cevap 120 olur. Beşinci sorudayız. ABCD. paralelkenar. kenar. ABEF. Dikdörtgen. EK 2 birim. AB 7 birim. Şekilde verilmişler. Yukarıdaki verilere göre dikdörtgenin sınırladığı bölge ile paralelkenarın sınırladığı bölgenin alanları farkı kaç birim karedir? Yani alan ABEF eksi alan ABCD isteniyor. Şimdi arkadaşlar şu KB'ye X diyelim. Paralelkenarın alanı paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşittir. Yani AB7 ise DC de 7'dir. Ve bu kenara ait yükseklik x'tir. İsterseniz bu KB'yi buraya taşıyın. Yine x olur yükseklik. Yani paralel kenarın tabanı 7, yüksekliği x, alanı 7 çarpı x. Diğer buraya sığmayabilir. Biraz sağda yazalım. 7x. Gelelim dikdörtgenin alanına. Dikdörtgenin bir kenarı 7 birim, diğer kenarı x artı 2 birim. İkisini çarpacağız. 7 çarpı x artı 2. 7'yi dağıttım. 7x artı 14 eksi 7x'ten 7x'ler birbirini götürecek. Fark 14 olacak. Yani biz burada ikisinin alanlarını sayısal olarak bulmuyoruz. Bulmadan aradaki farka ulaşabiliyoruz. 6. sorudayız. ABCD dikdörtgen F elemandır DE. DF'de FE'ye eşit. Yani orta noktaymış. DE'nin orta noktasıymış arkadaşlar. AB 10 birim. AD 8 birim. Alan ADF kaçtır? Ben dikdörtgenin alanını bulabilirim. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 80'dir. Yani alan ABCD 80'dir. Bu üçgenin, taralı üçgenin, taralı bölgenin alanını bulmak için şöyle yapacağım önce. A ile E'yi birleştireceğim. Eğer taralı bölgenin alanı her neyse A ise AFE de A olur. Çünkü tabanları eşit. Ve arkadaşlar bu taralı bölge tarıyorum şu an. Yani ADE D, e üçgeninin alanı, dikdörtgenin alanının yarısına eşittir. Veya şöyle yapın. E'den dikmeyinin bu indiğiniz dikme D, kesinlikle 10 birim olmaz mı? 11 birim olur. Taban 8. Yükseklik 10. Şunu kullanmamıza gerek kalmadı. 8 çarpı 10 bölü 2'den 2a 40 olur. 2a 40 ise a 20'dir. Yani yeşil boyalı bölge a idi. Onu da biz 20 bulduk. Cevap bursa. Evet geldik ödev testi 3'e. ABCD dikdörtgen AEEF'ye dik AEEF'ye eşit. BC e, 6 birim, FB 2 birim verilmiş, alan ABC de isteniyor. Şimdi D açısı 90 derece, yine C açısı 90 derece biliyoruz ve burada bakın iki tane de üçgen var, Hipotenüsleri eşit. Hipotenüslerin eşitliği bize yeterli değil, en azından açılarının eşitliğini bulmamız lazım. Şimdi burada DC doğrusal olduğu için doğrusal 180 derecelik açıdan 90 alınmış, bir tarafına nokta, bir tarafına çizgi gidersem. Nokta ile çizginin toplamı 90 olur. ecf üçgeninde dar açılarımızdan biri çizgi ise diğeri nokta olmalı. DEA üçgeninde dar açılardan biri nokta ise diğeri çizgi olmalı. Açıları değişti ve hipotenüsleri değişti. O zaman bu iki üçgen kesinlikle eşittir. Noktanın karşısında 6 varsa diğer üçgende de noktanın karşısında 6 olmalı. 6 ise arkadaşlar AD'nin tamamı BCD. 6 olmalı. 2 çık. CF 4. Çizginin karşısı 4 ise diğer üçgende de çizginin karşısı 4 olmalı. Ve ben dikdörtgenin kenarlarına ulaşmış oldum. Bir kenar 6, diğer kenar 10. 6 çarpı 10'dan cevap 60 olur. İkinci sorudayız. ABCD dikdörtgen AC kesişim DEF imiş. AD 8 birim, DC 9 birim, BE de 4 birim alan ADF boyalı bölge isteniyor. Şimdi e, AD 8 ise BC de 8'dir. 4'ü çık geriye kaldı 4. Burada bir kelebek var arkadaşlar. Kelebekteki benzerlik oranı 4 bölü 8'den 1 bölü 2'dir. Eğer ben FC'ye A dersem AF 2A olur kesinlikle. O zaman DFC üçgenin alanına A dediğimde DAF üçgenin alanı 2A olur ve ben D açısı zaten 90 A, D, C üçgeninin alanını bulabilirim. Çünkü üçgendik üçgen dik kenarları biliyorum. 8 çarpı 9 bölü 2 3 A'ya karşılık geliyor. Sadeleştirdiğimde 4 kere 9 36 3 A'ya eşitse A eşittir 12'dir. Taralı bölge 2 A'ya karşılık geliyor. 2 ile çarptığımda 2 A eşittir 24 olur. Üçüncü sorudayız. ABCD dikdörtgen. D, e, A, C yedik. A, 2 e, birim. E, C, 8 birim. Alan C, e, B kaç birim karedir? Arkadaşlar D açısı 90 derecedir. Dikdörtgen olduğu için. Dikten için öklüt bağıntısı oluşuyor. Yüksekliğe H dersem. H kare eşittir. 2 çarpı 8. Yani 16. H kare 16 ise H4'tür. Yükseklik 4. Ve A, C köşegen. Dikkat edin. D köşesinden köşegene inilendikme dikme 4 birim ise B köşesinden köşegene inilen dikme de yine 4 birimdir. Eşittir. Taralı bölgenin tabanı 8. O tabana ait yükseklik 4. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 32 bölü 2'den cevap 16 olur. Dördüncü sorudayız. A, B, C, dikdörtgen. D, E, 4 birim. F, B, 6 birim. Alan A, F, E'de. A, F, e, D. Şura. Bölü alan F, B, C, E. Şurası. 4 bölü 5'miş. 4A'ya 5A diyelim. X kaç birimdir? Burada arkadaşlar iki tane yamuk görüyoruz. Yamukların alanları oranı tabanları toplamı oranıdır. Soldaki yamuğun tabanları toplamı X artı 4. Ve alanı 4A. Diğerinki de 5A. Diğer yamuğun tabanları toplamı 6 ya ney? Onu bulmamız lazım. ABCD dikdörtgen, AB kenarı x artı 6. O yüzden DC de x artı 6'dır. X artı 6'dan 4'ü çıkardığımızda EC x artı 2 olur. X artı 2 artı 6 oluyor, yani x artı 8 yazalım direkt tabanları toplamına. Buradan önce a'ları sadeleştirelim ve içler dışlar yapalım. 5 çarpı x 5x 5 çarpı 4 20 eşittir 4 çarpı x 4x 4 çarpı 8 32. 4x'i 5x'in yanına attım x 20'yi bu tarafa attım 32 eksi 20'den x eşittir 12 olur. Beşinci sorudayız. DC 8 birim olmak üzere ABC'de dikdörtgeni biçimindeki bir kağıdın AB kenarı üzerinde AE 5 birim olacak şekilde bir E noktası işaretleniyor. O zaman şurada 3 birimdir. Kağıt CE üzerinden katlandığında B köşesi AC köşegeninin üzerine gelmekteymiş. Bakın buraya gelmiş. Köşegene gelmiş tam olarak. Kağıdın katlanmadan önceki alanı kaç birim karedir? Zaten bir kenarı biliyoruz. Diğer kenarı bulmamız BC'yi istersek yeterli. Katlanan yeri bir geri açalım. AE'yi uzatamadım şekilde uzattık. C'den dikmeyi inelim. Geri açtık. Kesinlikle beyaz üçgenle bu boyalı üçgen alanları eşittir. Burası B. Ve B 90 burada 90'dır. Üçgenler eşit demiştik. Şuraya x demiştik. BC x ise burada x'tir. Şurayı 3 belirlemiştik çünkü DC 8 ise AB de 8 olmalı. O zaman şurada 3. Hani BE, EB'ye, BC, BC'ye eşit. Şuraya BE üstü desek aslında daha iyi olur. Peki başka ne yapabiliriz? Burada bakın bir dik üçgen oluştu. 3, 5 ise 4, 3, 4, 5 özel üçgeni oluştu. Başka x'e e ulaşmamız lazım. Büyük üçgene yani köşegeni çizdiğimizde ABC üçgeni oluşmuş. Bakın buna dikkat edin. Bir kenar 8, diğer kenar x, hipotenüs ise x artı 4. Özel üçgenleri düşünelim. 8'in bulunduğu 8, 15, 17 olmaz. 6, 8, 10'u düşündüğümüzde x 6 yazdığımızda bakın. 6 artı 4'ten hipotenüsü 10 oluyor. 6, 8, 10 üçgen oluyor. O zaman x kesinlikle 6'dır. Yani dikdörtgenin bilmediğimiz kenarı 6. Diğer kenarı zaten 8'di. 6 çarpı 8'den alanı 48 birim karedir. Evet geldik son testi arkadaşlar. ABCD ve AEFG dikdörtgenleri eş. DAG açısı 45 derece. DC 9 birim. AD 4 birim alan AEFK. Yani boyalı bölge. Boyalı bölgenin alanını bulmak için zaten biz dikkat ederseniz A, B, C, D dikdörtgenin kenarlarını biliyorum. Yani alanla ulaşabilirim. Çünkü A, E, F, G'nin e, alanı da aynı. Çünkü eş üçgenler. A, E, F, G'nin alanından şuradaki beyaz üçgenin alanını çıkarırsam boyalı bölgeyi bulurum. Bir kere burada 90 derece G açısı ve dikdörtgenler eş olduğu için kısa kenarı bunun da 4. Uzun kenarda 9 zaten. Ve buradan A açısının 90 derece olduğunu biliyoruz. 45 derece alındıysa diğer tarafta 45'tir. 45 ise burada 45'tir. İkiz kenar dik üçgen geldi bakın. AG4 ise G, K de 4'tür. O zaman AGK üçgeninin alanı 4 çarpı 4'ten 16 bölü 2'den 8'dir. Dikdörtgenin tamamının alanı 4 çarpı 9'dan 36'dır. O zaman 36'dan 8'i çıkardığımda boyalı bölge 28 birim karedir. İkinci sorudayız. Dörtken, A, dikdörtgen. C, de Dörtgen A, yedik. B, H da C, e yedik. D, F, F, e ye eşit. A, F, B, H'a eşit. A, D 10 birim. A, B, 16 birim. Alan D, e, C, yani boyalı bölge isteniyor. Dikkat ederseniz hem yükseklik hem kenar olmuş ama ortada üçgen yok. Üçgeni biz oluşturalım. Yani E, A'yı birleştirdiğimizde Kesinlikle AED E, D üçgeni ikiz kenardır. Çünkü A'dan inilen dikme aynı zamanda kenar ortaya olmuş. O zaman üçgen ikiz kenarsa A, 10 e, birimdir arkadaşlar. Aynı şey diğer tarafta da e, yok mu? Buranın eşitliğini vermişler mi? EH eşit diye. Öyle bir şey verilmemiş değil mi? D, F, F e eşit. Bu verilmiş. AF'nin F'nin B, eşitliği verilmiş. Yani bu yükseklikler eşit. Peki zaten biz AD 10 ise BC de 10 olduğunu bilmiyor muyuz? Peki bu iki üçgen eş çıkacak bakın. BE'yi birleştirdiğimde bu yükseklik yani EBC yükse üçgeninin yüksekliği ile bu üçgenin yüksekliği aynıysa bu üçgenler eşittir. Yani burası da kesinlikle İkiz kenardır, 10 birimdir arkadaşlar. Peki biz boyalı bölgeyi nasıl bulacağız? Burada bakın AEB üçgeni ikiz kenar bir üçgen oldu. İkiz kenar üçgende yükseklik indiğimizde bu aynı zamanda ne oluyor? Kenar ortay oluyor. Yani 16'yı iki eşit parçaya bölecek, 8'e 8. E 6-8-10 üçgeninden yükseklik 6 olur. Ve ben bu yüksekliği yukarı doğru uzatsaydım eğer boydan boya çizseydim. Bunun tamamı 10 olacaktı. 6 gitti geriye kaldı 4. Ve bu yükseklik. Yeşil üçgenin tabanı AB'ye eşit olduğu için 16 yüksekliği de 4. O zaman alanı 16 çarpı 4 bölü 2'den 16 çarpı 2'den 32 birim karedir. Üçüncü sorudayız. ABCD dikdörtgen AE açıortay D, e, DEEC'ye eşit CF4 birim FB5 birim alan ABC'de kaç birim karedir? BC 9 birim ise AD'de 9 birimdir. Şimdi açıortayı kullanmak adına AF'yi uzatalım. Ve aynı zamanda DC'yi de uzatalım. Bunları kesiştirelim. Şimdi Burada bir kelebek oluşturduk. Bakın arkadaşlar. Kelebekteki benzerlik oranı 4'e 5'tir. Eğer ben şuraya 4K dersem AB 5K olur. Yukarıda hani DC de 5K olacak. İki eşit parçaya bölümünde rasyonel olacak. Rasyonel sayıyla uğraşmayalım. Burayı 10 yapalım. Şurayı da 8 yapalım. Yani oranı 2 ile genişlettik. Sonuçta oran korunuyor. Genişlettiğim için 8'in 10'a oranı da yine 4 bölü 5. Bunda sıkıntı yok. AB 10K ise DE 5K, EC de 5K'dır. Şimdi açı özelliği neydi? Şöyle açımızı bir vurgulayalım. Açımız A açısı. Yani DA, buraya isim vermedik. K diyelim. Açımız DAK açısı. Açı ortayımız AE. Bunu da çizelim şöyle açı ortay kenarı yani dk kenarını 5'e 13 oranında bölmüş arkadaşlar. 5'e 13. O zaman şu anda 90 olduğunu unutmayalım. O zaman açının yanındaki kenarlarının oranı da 5'e 13'tür. Yani şuraya 5 A diyelim. Şurası da ne olur? Kesinlikle 13 A olur. Bakın 5 A'nın 13 aya oranı 5 bölü 13. 5 K'nın 13 K'ya oranı yine 5 bölü 13. Peki dik üçgen olduğunu söyledik. 5'e 13 ise diğer dik kenarımız 5, e 12, 13 üçgeninden 12 birimdir. Yani burası 12 A'ya karşılık geliyor aynı zamanda. Şimdi 12 A neden yazdım? Çünkü ben A'yı bulabilirim. 5 A 9 ise A 9 bölü 5'tir. A 9 bölü 5 ise 12 A 12 çarpı 9 bölü 5'tir. Çarpmayalım bu böyle kalsın. 12 tane A neye eşit? 5, 5, 10, 18 tane K'ya eşit. Şimdi eğer ben K'yı bulursam zaten dikdörtgenin alanına ulaşıyorum. Şöyle yapalım. 9 ile 18'i sadeleştirelim. 2, 2 ile de 12'yi sadeleştirelim. 6, K buradan ne geliyor? 6 bölü 5. K 6 bölü 5 ise DC kenarı 10K 7 10 çarpı 6 bölü 5'ten 12 birim olur. TC 12 birim. Yani kenarlarımız 9'u 12. O zaman alan 9 çarpı 12'den 108 birim karedir. Dördüncü sorudayız. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıt B ve D köşeleri çakışacak şekilde katlanıyor. D'E D'ye geliyormuş. AB üzerindeki katlanma noktası K olmak üzere. AK 3 birimdir. LKB 60 derece olduğuna göre kağıdın katlanmadan önceki alanı kaç birim karedir? Şimdi katlama sorularında eş şekiller oluşur. Yani mavi ile boyanmış dörtgen LCBK dörtgeni ile eş dörtgenlerdir. DK ile KB eşittir bir kere. Şöyle gösterebiliriz. LC ile LC ile şurayı eşittir. Ee, şurayla da BC eşittir. Şöyle iki çizgiye iki çizgi gösterelim. Ve burada bir açı ortaylık vardır katlamadan dolayı. LKB 60 sa buradaki açı da 60'tır. 60 60 120 buraya ne kaldı 60. E şekil dikdörtgen A açımız 90. Diğer açı da 30 olacak. 30 60 90 üçgen ortaya çıkacak. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 2 katıdır 6'dır. 60'ın karşısında 30'un karşısının köküç katıdır. 3 köküçtür. Bakın kısa kenarı bulduk. Uzun kenarda bulmak üzereyiz. Çünkü DK 6 ise KB de 6'dır. Uzun kenarımız da 9 birimdir. 3 köküçte 9'u çarpacağız. Yani 9 çarpı 3 köküçten şeklin katlanmadan önceki alanı demek dikdörtgenin alanı demek. Dikdörtgenin alanı 3 çarpı 9'dan 27 köküç olur. Evet geldik son soruya. ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıdın DC kenarı üzerinde D ve B köşelerine uzaklıkları eşit olacak şekilde bir E noktası işaretleniyor. E'nin D'ye uzaklığı ile B'ye uzaklığı eşitmiş. Bu kağıt EB üzerinden katlandığında C'den tutuyoruz. EB üzerinden katlıyoruz. C noktası DB köşegeni üzerindeki C üstüne gelmekteymiş. BC e, 2 birimmiş. Alan ABCD isteniyor. Katlanan yeri bir geri açalım. DE'yi uzatalım. B ile birleştirelim. Eski dikdörtgenimize ulaştık. Köşemiz C köşesi E, de 2 birim. Katlamadan dolayı beyaz üçgenle mavi üçgen eşittir. E, C 2 ise E, C üstü de kesinlikle 2'dir. Açı ortaylık vardır. Yani şuraya ben nokta dediğimde Burada nokta olur kesinlikle. Ve arkadaşlar hani DE EC'ye eşitti ve bu arada C 90 derece olduğu için C üstünün açısı da 90 derece olur üçgenlere eşit olduğu için. Bakın burada ikizkenar bir üçgen var. Yükseklik inmişiz. O zaman ikizkenar üçgende inilen yükseklik aynı zamanda çortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır. Yani şu DC üssü ile C üstü B eşittir ve açı ortay olduğu için bura nokta ise şurada noktadır. O halde nasıl bir sonuç ortaya çıktı? 3 tane nokta 180 ise bu açı 60 derecedir. Ve C üstü B ile B, C de eşit. S burada bu arada. 60 ise 90 ise bura 30 derece. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Burada 4. Yine 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı köküç katı 2 köküç dikdörtgenin kenarlarına ulaştık. Bir kenarımız 6 birim. Diğer kenarımız 2 kök 3 birim. O zaman bu ikisini çarpıyorum. 6 çarpı 2 köküçten alan ABC'de 12 köküç oluyor.